Enerji Sa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 14 Mart 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Yeniköy Termin, Linyi sahasını genişletme kararı iptal edildi. Santrale kömür sağlayan madeni genişletecek olan tarım arazilerinin kamulaştırılması kararı yürürlüğe girdikten 2 gün sonra yürürlükten kaldırıldı. Akbelen ormanlarına komşu olan Linyi sahası için daha önce çok sayıda ağaç kesilmiş, ağaç kesimi kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanmıştı. Benzin ve motorine zam. Akaryakıt türlerinden benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorine de 1 lira 10 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litre fiyatı 42 liranın üzerine çıkacak. Değerli dinleyiciler, AYEN Enerji Genel Müdürü Fahrettin Arman, elektrik fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı, dinliyoruz. Özellikle ithal olan, dışa bağımlı olarak üretilen doğal gaz ve ithal kömür var. Yani bu şeyin dış kaynakta, dışarıdan tedarik edilen girdinin, doğal gaz ve ithal kömürün bir finansman maliyetini, döviz bazlı baktığınız zaman üretimdeki maliyet artışları haliyle biraz yükseliyor. Dolayısıyla bunların bir şekilde kompanze edilmesi veyahut da direkt olarak da fiyata yansıtılması söz konusudur. Bu da nedir? Yani bir enerji fiyatlarında bir artış olmasını bekliyor musunuz diye soracak olursanız bekliyoruz. AYEN Enerji Genel Müdürü Arman, yükselen girdi maliyetlerine bağlı olarak enerji fiyatlarına yükseliş beklediğini söylüyor. Enerji Sağ Enerji, işimin enerjisi uygulamalarıyla tasarruf sağlıyor ve çevreyi koruyor. Bugüne kadar tamamlanmış ve 2024 yılında devreye alınacak güneş enerjisi santralleri ve verimlilik projeleriyle yaklaşık 1.2 milyon ton karbon salımının önüne geçilecek. Enerji verimliliği uygulamalarıyla sağlanan yıllık enerji tasarrufu ise 93 bin megawatt saati geçecek. Küresel doğalgaz üretiminde %34 artış bekleniyor. Gaz ihraç eden ülkeler forumunun hazırladığı 2050 raporuna göre LNG ticaretinin 2026 yılı itibariyle bor hattıyla doğalgaz ticaretini geride bırakacak. 2050 yılına kadarsa 2 kattan fazla artması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi büyüme tahminini yükseltti. Ajans bu yıl küresel enerji arzının geçen yıla göre günlük yaklaşık 800 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 900 bin varil olacağını tahmin ediyor. Asbeton Silivri'de atıktan yakıt üretecek. 65 milyon TL yatırımla İstanbul'da kurulacak tesisi saatte 70 ton ATY hazırlama, saatte 40 ton hurda metal işleme, günde 300 ton çamur kurutma ve günde 100 metreküp tehlikesiz atık ayırma kapasitesi planlanıyor. Beştepeler Enerji'ye ait Kubilay Jeotermal Enerji Santrali'nin verimliliği GMK Enerji'nin yazılımıyla artırılacak. Yapay zeka tabanlı yazılım Termosoft 24 MW kapasiteli Kubilay JES'e kurulacak. Program verim artışı, erken arıza tespiti ve gerçeğe en yakın enerji üretim tahmin imkanları sağlayacak. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasının kundaklama sonucu kapatılması şirketi zor duruma düşürdü. Fabrikanın elektrik bağlantısı yapıldı ancak tam kapasite üretime geçmesi zaman alacak. Fabrikanın kapalı kaldığı her gün 60 milyon euroluk satışın kaçırılmasına neden oluyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adana'da petrol arayacak. Karahisalı ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada 10 adet sondaj kuyusu açılacak. Proje için yaklaşık 95 milyon TL'ye yatırım öngörülüyor. Akkuyun EGS ISO sertifikalarını aldı. Uygunluk sertifikaları yıllık denetimlerin olumlu sonuçlarına bağlı olarak 2026 yılına kadar geçerlilik süresiyle şirkete verildi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansı'nın büyüme talebindeki artış, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan stok verileriyle %3'e yakın yükseldi. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine düzenlediği saldırıların yarattığı arıza kesinti endişeleri de fiyatlardaki yükselişi destekliyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 85 dolarlardan işlem görürken, Batı Teksas tipi petrol ise 81 dolarlardan işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 15 Mart 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2457 lira 79 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyatı saat 18-21 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 2-3 dilimi için 1994.23 TL oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.